Merhaba sevgili izleyenler, HSTV'den herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün de yine gündemi değerlendireceğiz. Yoğun bir gündem var. Hem Türkiye gündemini konuşacağız, İstanbul'u konuşacağız, Ankara'yı konuşacağız. Cumhurbaşkanı yurt dışında biliyorsunuz, onu konuşmuş olacağız. Parti çalışmalarını konuşacağız, Arnavutköy'ü konuşacağız. Tekrar huzurunuzdayız. Bizi izleyen, takip eden tüm izleyicilerimize, tüm takipçilerimize bir kez daha sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Merhabalar diyoruz. Sevgili izleyenler, Arnavutköy'de dün canlı yayınımızı, Arnavutköy merkezde canlı yayınımızı yaptık. Bugün Arnavutköy'ün, gene aynı şekilde Arnavutköy'deyiz. Kozala Kafe Restoranta Ormanı'nın içerisinde yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Güzel bir mekan. Ben sıkıldığım zaman, İstanbul'un içerisinde o karmaşadan sıkıldığım zaman kaçıp geldiğim mekanlardan birisi. Sessiz, sakin, ormanın havası, bol oksijenli bir yer. Buraya gelip hem gündemi değerlendirelim, hem konuşalım, biraz paylaşımlarımızı gerçekleştirmek istedik sevgili izleyenler. Bugün Arnavutköy'de sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda biri kadın, iki kişi gözaltına alındı. Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde operasyon yapıldı. Suça karışmış olan isimleri gözaltına aldı polis. Ve sabahleyin operasyon gerçekleşti. Bununla ilgili gerçi bugün ulusala düşen haberler, sabah haberlere düşenler var. Onu da sizlerle paylaşmak istedik sevgili izleyenler. Devlet Bahçeli'de artık bugün yeni parti kurmalarıyla ilgili Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert açıklamalarda bulundu. Tepki gösterdi Devlet Bahçeli. İsim vermeden aslında hükümete karşı başlatılan bir operasyon gibi olarak nitelendirdi. Ve Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın yapmış olduğu çalışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini, zarar getireceğini ve AK Parti bölmek için girişimlerde bulunduğunu da dile getirdi. Bugün biliyorsunuz grup toplantıları vardı. Grup toplantılarında konuşmalar oldu. Ayrıca sözcü yazarı Soner Yalçın yeni parti çalışmalarında sürdüren Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün Adnan Menderes'in aynı adı paylaşan torunu Adnan Menderes'in peşinde olduğunu iddia etti. Adnan Menderes'in peşindeler sevgili izleyenler. Onun torunun ismini alan onun peşinde koşuyorlar. Onu da partinin içerisine dahil edip biraz daha farklı bir vizyon oluşturmanın derdindeler. Böyle bir girişim var. Ankara ile ilgili konuşacağız. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün asfaltlama çalışması sebebiyle trafikte yaşanan sıkıntıyı gidermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 300 ek sefer koydu. 300 ek sefer metrobüs hatlarını falan oluşturdu. Bunlara hani vatandaşların biraz daha o trafikte kalmamaları adına böyle bir girişimde bulundu. Aynı durum Ankara'da da yaşandı. Ankara'da da vatandaşlar zamanında hizmeti alamadığından dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermeye başladılar. Bugün de Mansur Yavaş sokağa indi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun tepkiler gelince bu sefer ne yaptı Mansur Yavaş? Mansur Yavaş pankartlar hazırladı. O pankartlarla duraklara asarak Ankaralılardan özür dilemeye başladı. Şimdi diyor daha dakika bir gol bir kardeşim, yani hemen böyle başlar başlamaz özür dileyerek gidilmez bu iş. Daha önümüzde 4 yıl 5 yıl bir süre var. Bununla ilgili bir altyapı hazırlığı içerisinde olman lazım. Hazırlıklı olman lazım. Maalesef İstanbul'da yaşanan ulaşımla ilgili sorun Ankara'da da şu an yaşanıyor. Bununla ilgili Mansur Yavaş vatandaşlardan özür diledi ve duraklara özür mesajlarını asmaya başladı. Bugün itibariyle artık bunu da Ankara'dan görmüş olduk sevgili izleyenler. Bir başka konu sevgili izleyenler, Yüksek Seçim Kurulu illerdeki seçilen milletvekillerin sayısına göre, yani nüfus yoğunluğuna göre bazı illerde milletvekili sayısını düşürdü. Bazı illerin nüfus yoğunluğu artınca milletvekili sayılarını da arttırmış oldu. Onu da özellikle belirtmek istiyoruz. Onu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Artık bakalım önümüzdeki günlerde hangi illerin milletvekilleri artacak, onu göreceğiz. Kesin İstanbul'un daha fazla milletvekili çoğalacak. Çünkü İstanbul nüfusu her geçen gün artıyor, çoğalıyor ve devam ediyor.
Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya'da G20 zirvesine katılmıştı biliyorsunuz. G20 zirvesinde Donald Trump'la, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la, İngiltere Başbakanı Theresa May'le, Rusya lideri Putin'le görüşmeler yaptı. Bugün de Çin'e gitti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'inle görüşmeye geçti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bizim Çin'le olan ilişkilerimizi biraz daha üst düzey seviyeye taşımak adına girişimlerde bulunmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin'de temaslarını sürdürüyor. Devlet töreniyle karşılandı. Devlet töreniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılandı. Onu da belirtmek istiyoruz sevgili izleyenler. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı bir rapor vardı, bir karar vardı. Bu karar biraz Türkiye'nin tepkisini, biraz da ciddi bir tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu bir karara çok sert tepki gösterdi. Biliyorsunuz Kuzey Suriye'de SDG adı altında YPG ve PKK'nın faaliyetleri var. Bu faaliyetlerini de tanıyan Birleşmiş Milletler tanıdı ve eylem planının içerisine de dahil etti Birleşmiş Milletler. Bunu yapan Birleşmiş Milletler'e Dışişleri Bakanlığı çok sert bir tepki göstererek böyle bir şeyi kabul edilemez diye tepkisini dile getirdi Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Sevgili izleyenler, bir başka konu, önemli konulardan bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir konu var. Onu da sizlerle paylaşalım. Önümüzde biliyorsunuz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı artık yaklaşıyor. Kurban kesimleri olacak. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir karar var. Yurt dışında yaşayan vatandaşların kurban bedeli yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira. Yurt dışında yaşayanlar 725 lira olarak kurban bedeli, kişi başına düşen kurban bedelinin fiyatı belirlendi. Yurt içinde 890 lira olarak belirlenmiş oldu. Onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın bugün güzel bir uygulaması, güzel bir çalışması oldu. Sağlık Bakanlığı yeni doğan çocukların yeni uygulamasında yeni doğan çocukların kimlikleri artık nüfus müdürlüklerinde değil, evlerine, adreslerine posta yoluyla gönderilecek. Yeni doğdukları için kimlikleri evlerine gelmiş olacak. Bunu da belirtmiş olan yeni dünyaya gelen çocukların artık kimlikleri almak için nüfus müdürlüklerine gitmenize gerek kalmamış olacak. Onu da belirtmek istiyoruz sevgili izleyenler. Emre Belezoğlu biliyorsunuz uzun yıllar Fenerbahçe'de bulundu. 38 yaşındaki futbolcu 7 sezon forma giymişti ve Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan isimlerden birisiydi. 1495 gün sonra tekrar Fenerbahçe'ye geri döndü. Onu da sizlerle paylaşmak istedik sevgili izleyenler. Bir başka konu hemen sizlerle paylaşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir komisyon kurdu. İstanbul adalarda biliyorsunuz adalara giden kişiler işte faytonlara sürülmüş olan atlar vardı. Buna ciddi anlamda işkence ve zarar verdiklerinden dolayı tepki gösterenler vardı. İmza toplandı, kampanyalar yapıldı, ciddi tepkiler oldu, haberler döndü. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sorunu çözmek için adalara bir komisyon gönderecek ve bunu yerinde incelemeler yapacak. Durumu netleştirmek adına bunu görmüş olacak. Bir başka konu, ben bu arada da çayım ve suyum gelmiş de ben farkında değilim. Yeni izlemeye başladı. Hani böyle konuşmaya başladık, hızlı hızlı gidiyoruz. Çayımı ve suyumu da bu arada yudumlamış olayım. Hem burayı biraz anlatayım, diğer konularımızı ve diğer başlıklarımızı sizlerle paylaşalım sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz Suriyelilerin Türkiye'de yaşaması ciddi sorunlara neden olmaya başladı. Tepkilere de neden olmaya başladı. İstanbul'un ya da Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan Suriyelilerin artık hem iş sahibi olmaları hem meslek sahibi olmaları, kendilerine yeni iş yerleri açmaları söz konusu olmaya başladı. Mesela hastaneye gittiğiniz zaman Arapça tabelalar var. Bu ülkede yaşayan diğer kesimleri de tepkisini çekiyor. Diyor ki kardeşim, yani bizim dilimizde niye yazılmıyor da Arapça yazılmasına müsaade ediliyor diye. Türkiye bununla ilgili ciddi bir karar almaya başladı. Türkiye genelinde
artık tabelaların Türkçeleştirilmesi çalışması başlatıldı. Arapça tabelaların çoğu kaldırılacak. Yani Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ya da diğer Arap ülkelerin turizm amaçlı bulunanların, gerçi turizm üzerine faaliyet gösteren tur şirketlerinin mesela iş yerlerinde Arapça tabelaları var ama adam Suriye'den çıkmış gelmiş, işte Arapça tabelayı asmış, market yapmış. Sonra işte kuyumcu dükkanı açmış, Arapça tabela asmış. Kuaför dükkanı açmış, tabelayı asmış. Vatandaşların tepkisine neden oldu. En son geçtiğimiz yıl Esenyurt'ta, Esenyurt eski belediye başkanı Arapça tabelaların çoğunu kaldırdı. İstanbul genelinde bu uygulamaya başlandı. Bazı ilçelerde de bu yapılmaya başlandı. Artık ülke bu konuda ciddi anlamda bir adım atacak. Türkiye genelinde Arapça tabelaların kaldırılması yönünde adımlar atılmış olacak sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, burası Arnavutköy Kozala Kafe Restorant. Burada neler var? Burada biraz böyle hani sevgili Uğur Bey'in çekiyor. Arkamda görmüş olduğunuz alanda şu an vatandaşlar piknik yapıyor. Aileler orada oturuyorlar. Piknik yapıyorlar. Sessiz, sakin bir yer. Ormanın içerisinde Arnavutköy Taşoluk piknik alanı diye geçiyor aslında. Yeni havalimanı, İstanbul Yeni Havalimanı'na yol üstünde olan bir yer. Havalimanı doğru giderken zaten yol üstünde sağdan giriş yaptığınızda Kozala Kafe Restoran'ta gelmiş oluyorsunuz. Hafta sonları burası tıklım tıklım. Yani yer yok. Mesela pazar günü geldim. Sadece şu alanda 5000'in üzerinde insan vardı. Burası 200 dönümün üzerinde bir alan. 200 dönümün üzerinde olan bir ormanlık alan. Burada farklı noktalarda, 3-4 noktada piknik alanları bulunuyor. Bu piknik alanlarında hafta sonu İstanbul'un birçok noktasında insanlar buraya geliyor, pikniğini yapıyor ve çıkıp gidiyor. Ben de burayı seviyorum. Şimdi Arnavutköy'de yaşadığımız için bazen sıkıldığımızda koşarak geliyoruz buraya. Ormanın içerisine bol oksijen, güzel bir mekan, güzel, sessiz, sakin bir yer. Hani gürültüden, o karmaşadan biraz da sakinleşmek adına, kafamızı dinlemek adına çıkıp geldiğimiz mekanlardan birisi Kozala Kafe Restoran. İnternet adresleri var. Facebook, Twitter, Instagram hesaplarına bakabilirsiniz. Oradan da hani en azından adresi görmeniz anlamında gelmeniz için öğrenmiş olun sevgili izleyenler. Ben burayı seviyorum. Biraz kafamı dinlemek adına böyle kuş sesleri duyuyorsunuz belki de. Kuş sesleri, orman, doğa güzel. Biz de burada canlı yayınımızı yapmak istedik sevgili izleyenler. Hem gündemi değerlendirelim hem olup bitenleri konuşmak istedik. Arnavutköy'de merkezde dün canlı yayın yaptık. Böyle hemen pat diye giriş yaptığımız yerler var. Sürpriz yaptığımız yerler oluyor genelde. Hani orada konuşuyoruz. Ben yarın bir başka yerde canlı yayın yapmış olacağım. Bir gün sizler de davet ederseniz bulunduğunuz bölgeye, İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum, İstanbul'dan takip edenler için söylüyorum, davet ederseniz geliriz inşallah. Ayrıca bugün gündemde konuşulan bir başka konu vardı sevgili izleyenler. Sivas katliamı ile ilgili konu vardı. Sivas 26 yıl önce Sivas'ta Madımak Otel'de 35 aydın yakılarak hayatını kaybetmişti. Bugün onlar Madımak'ta hayatını kaybedenlerin anıldığı bir gündü. Onları da biz de anıyoruz, rahmetler diliyoruz. Çünkü bir aydının yetişmesi çoktur. Hangi görüşte olursan olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, belki bizim fikirlerimize uyuşmuyor olabilir ya da biz o kişinin fikrini ya da düşüncesini sevmiyor olabiliriz ama o insanın yakılması insanlık dışı bir suç. Bundan dolayı özellikle kınıyoruz bizler de. 1993 yılında Madımak'ta, Sivas Madımak'ta otelde o aydın, 35 aydın hayatını kaybetmişti, yakılarak ölmüşlerdi. Onu da belirttik sevgili izleyenler. Bu arada sevgili Uğur, biraz böyle yürüyelim. Ben aslında hem ormanı da görmeleri arzusundayım. Burada güzel bir mekan. Hani yerimizde de oturduk, kalkmak da istemiyoruz. Hem suyumu da yanıma alayım, çayı da artık gelince yayın sonrası içeriz. Evet, sevgili izleyenler, Arnavutköy Kozala Kafe'de
canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ben buradan böyle hani yürüyerek öbür tarafları görmeniz için arzusundayım. Diğer tarafları da görmenizi istiyorum. Bu arkayı gördünüz. Aileler orada şu an mesela gün içerisinde gelip piknik yapıyorlar. Akşam saatinde de mesela işten çıkan birçok insan gelip burada mekanda oturuyor. Çay kahve, işte nargile falan vakit harcıyor. Güzel bir mekan. Sessiz ve sakin bir mekan. Sevgili Uğur da böyle etrafımda canlı yayını yapıyor ya. Sağ olsun. Biraz böyle koşturuyor. Teşekkür ediyorum. İzleyen ve takip eden izleyicilerimize de, yeni gelen izleyicilerimize de merhabalar diyoruz. Sevgiler, selamlar diyoruz. Bize yazın. Bize hem eleştirilerinizi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Daha kaliteli yayınlar yapabilmek adına, mesela orada kalabalık insanlar var, oturuyorlar ama biz biraz daha sessiz tarafta oturmaya karar verdik. Sevgili Uğur, evet sen beni bu şekilde takip edersen ben üst tarafa döneyim böyle. Sevgili izleyenler, bize yazın, eleştirilerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşın, eksikleri bize yazın ki biz de konuşalım. Ya da mahallenizde, bölgenizde yaşadığınız yerle ilgili sorunlar vardır. O sorunları yazın. Dikkatimizi çeken güzel bir şey olacaktır. Biz gelip orada canlı yayınlar yapalım. Mesela önümüzdeki günlerde Hadımköy'de bir canlı yayınım olacak. Şimdi söylemek istemiyorum. Güzel bir konuya temas edeceğiz. Orada bir canlı yayın yapmak istiyorum. Hadımköy'de. Hadımköy'de çok güzel bir mekan ama tarihi bir mekanda bir canlı yayınımız olacak. Onu orada canlı yayın yapacağız. O zaman belirtmiş olalım. Sevgili izleyenler, işte vatandaşlar buraya gelip oturup dinlenip kafasını dinleyecek şekilde burada oturuyorlar. Bizler de burayı gezmiş olalım. Hem burayı görmek adına, bilmek adına sizlerin gelip görmenizi arzu ediyoruz. Fark ediyorsanız insanlar burada sessiz sakin şekilde kafasını dinliyor, oturuyor, dinleniyor. Mesela buradan da uçakla sürekli geçiyor ya bir ses geliyor. Şu an ses belki size de geliyordur. Biz havalimanına çok yakınız. Şu an bulunduğumuz bölge İstanbul Yeni Havalimanı'na çok yakın bir noktada. Ormanın bitiminde sevgili Uğur dikkatli olacağız. Evet. Ormanın bitiminde havalimanı var. Yeni İstanbul Havalimanı. Dünyanın geldiği yer. Mekanlardan birisi. Tabii biz de onun tam dibinde canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz, sohbet ediyoruz. Burada vatandaşlar hem oturuyorlar, dinleniyorlar, çay, kahve vesaire. Biz de öbür taraflara geçelim. Hem biraz daha bölgeyi anlatayım. Ormanda biraz yürüyüş yapmış olalım. Sizi de akşam akşam böyle yürüyüşe çıkartmış oldum. Yeni gelenlere de merhabalar, hoş geldiniz diyoruz. Canlı yayınımız devam ediyor sevgili izleyenler. Aslında öbür taraftan gitsek, şimdi mesela orada kapalı alanlar var. Kendi pişir, kendi yerleri var. Piknik alanları var. Mesela şurada aileler oturmuş durumda. Piknik yapıyor onları rahatsız etmemek adına. Biraz şuraya girelim mi? Hem gezmiş olalım sevgili Uğur. Evet, gezelim orayı. Görmek adına. Burası Arnavutköy Kozalak Kafe Restoran. Aşağıda piknik alanları var. Burada da vatandaşlar oturmuş çay kahve içiyorlar, dinleniyorlar. Ben sıkıldığım zaman ya da stresli olduğum zaman geliyorum ormanda yürüyüş yapıyorum böyle. Kafamı dağıtıyorum. Hem değerlendirme yapmış olmuş oluyorum. Biraz da Arnavutköy'ün güzelliklerinden bahsetmek. Hani derler ya güzel bakarsan güzel görürsün. Biz güzel bakmaya çalışıyoruz. Gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. İstanbul'u güzel görmek istiyoruz. İlçemizi güzel görmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz olacaktır, hatalarımız olacaktır, yanlışlar olacaktır ama biz bunları dile getirip yöneticilerin biraz daha dikkatli davranmaları, biraz daha iyi hizmetler sunmaları anlamında. Mesela şuraya çek sevgili Uğur. Orada vatandaşlar oynuyorlar. Bak burası hani öyle küçük bir yer değil sevgili izleyenler. Burası hem işte vatandaşların oyun oynayabileceği yerler var, dinlenebileceği yerler var, piknik yapacağı yerler var, restoran alanları var, piknik alanlarının dışında işte kendin pişir kendin ye yerleri var. Biraz bu hani ormanı görmek adına. Sevgili Uğur, hem şu tabelayı görelim, evet. Görüyorsun. Evet. Şurayı Sevgili Uğur, şu tarafı çekelim. Şurada hem o kapalı alanları görmek adına, göstermek adına böyle gezmek istiyorum. Uçaklar, dakikada bir uçak geçiyor sevgili izleyenler. Tabii burada ilk önce alışmak biraz zor.
olaya hakim olmak biraz zor. Sıkıntılı tabii. Stresli oluyor. Mesela Arnavutköy'de yaşayanlar alışamadılar şeye. Bu sese alışamadılar. Eskiden Sefaköy'de ya da Küçükçekmece'de yaşayan insanlar gürültüye artık alışmışlardı. Akşam yatarken, dinlenirken artık onlara ninni gibi gelirdi bu uçak sesleri. Şimdi Arnavutköy'e ilk bu uçaklar inmeye başlayınca insanlar ya ne oluyor kardeşim, uyuyamıyoruz falan demeye başladılar. Şimdi yavaş yavaş artık insanlar alışmaya başladı. Bize de çok böyle ninni gibi gelmeye başladı. Arnavutköy'ün bu ormanlık alanını, bu mekanları görmenizi arzu ettiğimiz için geziyorum, dolaşıyorum. Hem böyle bir güzel şu tarafı bir hem derinliği göstermek adına şu tarafı görmek istiyorum. Evet. Şimdi burayı görüyorsunuz. Burada kendi pişir kendin ye yerleri var. Tabii biz mekan sahiplerine söylemeden sürpriz yaparak geldik sessiz bir şekilde. Canlı yayın, belki onların bile haberi yok. Biz söylemiyoruz bu tür durumlarda. Geliyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Canlı yayınımızı yapıp çıkıp gidiyoruz. Bir beklettiğimiz yok. Sadece buradaki olay şu. Bölgemize katkıda bulunmak, bölgemize hizmet anlamında da bu. Elimizde güzel imkanlar var, canlı yayın imkanlarımız var. Bölgede de gazetecilik yapıyoruz. Bölgede, kendi bölgemize de katkıda bulunalım. Biz bu bölgede yaşıyoruz, bu bölgede kazanıyoruz. Kazandığım bölgeye de biraz katkımız olmasını arzu ettiğim için böyle gezmiş olduk. Sevgili Uğur, ben hani en azından buraları gösterdik. Şimdi o tarafa doğru gidelim, tekrar eski yerimize gidelim. Hani çayımız kalmıştı, devam etmiş olalım. Yeni gelenlere de merhabalar diyoruz. Sevgili izleyenler, yeni gelenler için en azından hani belirtelim. Bugün neleri konuştuk? Arnavutköy'de yapılan bir operasyon vardı. Özellikle Arnavutköy'de yapılan bir operasyon. Bir kadın, iki kişi gözaltına alındı. Tutuklandılar. Devlet Bahçeli grup toplantısında yeni parti çalışmalarıyla ilgili hem Ali Babacan'a hem de Ahmet Davutoğlu'na sert göndermelerde bulundu, açıklamalarda bulundu. Onu da sizlerle paylaşmak istedik sevgili izleyenler. Mansur Yavaş Ankara'da göreve başlamasıyla beraber biliyorsun biraz böyle hani ilk heyecan şey vardır. İşte birisi göreve geldi ya. Kendi hünerlerini göstermek adına. Bak biz herkese şeffaf davranıyoruz kardeşim. Herkes bizi görsün. Biz yayınlarımızı yapıyoruz. Canlı yayınlar yapıyoruz. Bak şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor falan derken fazla hızlı koşmayacaksın. Yavaş ve dikkatli olacaksın. Çünkü dikkatli olmazsan sıkıntı yaşarsın. Yani merkezi hükümetle iyi iletişimde olmak zorundasın. Ve ilk kazayı, yani ilk sıkıntıyı yaşamaya başladığını görüyoruz. Tabii biz hiçbir belediyede böyle bir şeyin yaşanmasını arzu etmiyoruz sevgili izleyenler. Mansur Yavaş Ankara'daki ulaşımla ilgili yaşamış olduğu sıkıntıdan dolayı Ankaralılardan özür diledi. Özürünü de nasıl yaptı? Hem hesaplarında, hem Twitter hesaplarında, hem belediyenin hesaplarında açıklamalarda bulundular. Ve bir de şunu yaptılar. Dediler ki kardeşim biz bununla hani kendimizi ifade edemedik, anlatamadık. Bir de pankart yapalım. Duraklara pankartları asalım dediler. Duraklara pankartları astılar. Biz Ankaralılardan özür diliyoruz diye yazmaya başladılar. Şimdi ben dün akşam Ekrem İmamoğlu'nu bir ulusal televizyonda canlı yayında konuşmalarını falan dinledim. Sorular soruluyor. Soruya cevap, soruyla cevap vermeye çalışıyor falan. O da soruyor. Ya ben sana soruyorum, sen bana niye soru soruyorsun kardeşim? Görevde olan sensin, yönetimde olan sensin. Şu an kontrol sende. Bana ne yapacağını söyle. Biz şunu yapacağız diyor. Ne yapacağınız? Kullandığı 3-4 tane kelime var. Seçim boyunca da kullanılan kelimeler şu an yönetime gelmesine rağmen de şunu söylüyor. Diyor ki israfı önleyeceğiz. Tamam, israfı önleyeceğinizi söylediniz. Anladık. Güzel. İyi, hoş. Burada işsizliği önlemek adına ne yapacaksınız? Peki fakir ailelere nasıl katkıda bulunacaksınız? Düşünüyorum. Hani bir proje üretecek ya da bir proje söyleyecek. Biz bu projeyi kardeşim yapacağız. Şu kadar insana katkıda bulunacağız. Hizmetler sunacağız. Mesela ben şunu bekliyorum. Özellikle Arnavutköy'deki belediyeyi de hani bir yerde de bir eleştirmek adına da söylemek istiyorum. Arnavutköy dünyanın en güzel havalimanına sahip. Dünyanın en güzel havalimanı buraya gelmiş. Mesela şu yapılabilir mi? Fikir anlamında söylüyorum. Sizler de fikirlerinizi bizimle paylaşın. Örneğin Arnavutköy'de
İzleme kuleleri yapılabilir mi? Mesela fotoğrafçılar için. Fotoğrafçılar gelip bu uçakları çekmek adına, mesela burada uçuş yapan uçakları çekmek adına böyle bir şey yapılsa, kule yapılsa ve fotoğrafçılar buraya gelse, fotoğrafları çekseler ve paylaşsalar, Arnavutköy'den bahsetseler ne güzel olur. Muhteşem olur. Ama yapılmamış. Bununla ilgili yönetimin bir an önce harekete geçmesi lazım. Yani biz havalimanının nimetlerinden faydalanmamız lazım. Ama yapılmıyor. Genelde şey var, ya işte imkanlar yok. Mesela bazı projeler var, konuşulmuştu. Sayın Başkan konuşmuştu. Ümit ediyoruz, şimdi seçim bitti artık. Her şey bitti, herkes normale döndü. Hangi projesini başlayacak? Biz başkanın hangi projeyle başlayacağını merak ediyoruz. Bir an önce artık projelerine başlaması lazım. Ve ilk projede şunu söylemesi lazım. Biz... Mesela meclis toplantıları ben yapıldığını görüyorum. Meclis toplantıları yapılıyor, konuşmalar oluyor, anlatılıyor ama diyecek ki kardeşim biz şu projeyi yapıyoruz. Bu projemiz artık önümüzdeki şu süre içerisinde gerçekleştireceğiz demesini bekliyoruz. Sayın Başkan'dan bunu bekliyoruz. AK Parti ilçe yönetiminden, belediye yönetiminden bunları bekliyoruz. Artık seçim dönemi bitti, süreç başladı. Herkes bir hizmet görmek istiyor. Şimdi insanlar gördüğüne inanarak hareket ediyor. Eleştiriler var, eyvallah. Tepkiler var, eyvallah. Biz bu tepkileri nasıl bertaraf edeceğiz? Nasıl anlatmamız lazım? Bunu söyleyeceğiz. Ben az önce mesela Ekrem İmamoğlu'ya bahsettim, değil mi ya? Projem varsa kardeşim çık anlat. Mesela şu an uçaklar tepemizden geçiyor. Arnavutköy'de yaşayan herkesin mutlaka cep telefonunda bu uçakların bir tane fotoğrafı vardır. Mutlaka çekmişlerdir. Mesela bu uçaklarla ilgili güzel fotoğraflar, güzel sergiler yapılabilir. Arnavutköy'de Avlu 34 diye bir yer var. Orada sergiler yapılabilir. Ya da herkes satabilir. Başka illere de satılabilir. Havalimanı muhteşem bir yer. Yeni İstanbul Havalimanı muhteşem bir yer. Muhteşem bir mekan. Buna aktivitelerin yapılması lazım. Organizasyonların yapılması lazım. Bölgede mesela en büyük sorunlardan bir tanesi, ben özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Belediyenin bu konuda adım atması lazım. Mesela havalimanında otopark problemi falan yok. Büyük bir alan. Ama adam havalimanına gitmeden önce Arnavutköy'de arabasını bırakmak istiyor. Arabasını nereye park edecek? Bakıyorsun park edecek yer yok. Mesela Arnavutköy'de çok büyük araziler var. Boş araziler var. Bu boş arazilerden bir tanesine, iki tanesine belediye hemen hızlı bir şekilde ivedilikle etrafını kapatıp çevresini düzenleyerek iki tane konteyner koyarak orada insanların arabalarını bırakacağı bir mekan olabilir. Mesela işte orada da belediye para kazandırmak adına, yani belediye para kazanacak sonuçta. Orada belediye para kazansın diye böyle bir çalışma yürütülebilir. Arabasını otoparka çekebilmek adına bu havalimanı yolu üzerinde böyle farklı noktalarda otoparklar mutlaka yapılmalı diye bekliyoruz. Eğer ki Arnavutköy Belediyesi bunları yaparsa, bu hizmetleri vatandaşlar görürse, İstanbul'un içerisinde buraya gelip görmek isteyen insanlar diyecek gerçekten güzel hizmetler var, güzel çalışmalar var. Arnavutköy'ün en büyük eksikliklerinden bir tanesi de şu, Arnavutköy'deki iş dünyasına bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Hem Arnavutköy iş dünyasına ve Arnavutköy dışında yaşayanlara da seslenmek istiyoruz. Arnavutköy'de büyük bir boşluk var. O boşluk da şu, İnsanlar Arnavutköy'e geldiği zaman, misafiri geldiği zaman ya da turist olarak geldiği zaman gidebileceği bir otel yok. Mutlaka bununla ilgili bir an önce bir otelin yapılması ya da birkaç tane otelin yapılması. İş dünyasının, Arnavutköy iş dünyasının da buna el atması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka otel yapılması lazım. Arnavutköy'ün en büyük eksiklerinden bir tanesi bu. Otel problemi var, otel eksikliği var. Diğer bir tarafta da mesela havalimanına adam geldi ama havalimanına geldi kardeşim. Arabası nereye park edecek? Park edecek bir yer olması lazım. Otoparka çekecek, belediye oraya bir tane konteyner koysa paralı diyecek. Kardeşim kaç para? Şu kadar. Kaç saat duracak? 5 saat, 3 saat, 2 saat ya da 1 gün duracak. Bedeli de şu kadar diyecek. Belediye de para kazanmış olacak. Gözetleme kuleleri, izleme kuleleri yapılsa, insanlar bu uçakları çekmiş olsa hem para kazanmış olacak hem turistlerin gelip gitmesine büyük katkılar sunacak. Biz bu önerilerde bulunalım. Yaparlar, yapmazlar. Biz söyleyelim, en azından kendi yaşadığımız bölgeyi güzelleştirmek adına biz bunları anlatmak zorundayız sevgili izleyenler. Bize mutlaka yazın, fikirlerinizi yazın, düşüncelerinizi yazın, eksiklerimizi de yazın.
biz bunları dile getirelim, konuşalım. Mesela Arnavutköy'de ticari taksi problemi vardı. Şu an artık ticari taksi problemi yok. Artık Arnavutköy'de günlük ortalama 1000 tane ticari taksi gelip girip çıkıyor. Bu ticari taksileri mesela merkezde belediyenin mesela sadece Arnavutköy Belediyesi'ne bağlayan bir durum değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de bağlayan bir şey. Ya buraya girip gidenler İstanbul'da yaşayan insanlar ya da yurt dışından gelip de bu bölgede geçecek olan insanlar mutlaka ticari taksiye ulaşması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin de Arnavutköy'de ticari taksilerin lokasyonlarını oluşturması lazım. Belli noktalarda. Mesela Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne günlük ortalama 5000-6000 insan girip çıkıyor ama o devlet hastanesinin önünde kocaman güzel bir park yapmış Arnavutköy Belediyesi. Gerçekten harika bir park yapmış. Yani otopark yapmış. Önünde eskiden dağ gibi bir yer vardı. Orayı açmış, düzeltmiş, güzel mıcırlamış. Biraz daha düzenleyebilir, güzel bir şeyler yapabilir. Oraya güzel bir otopark yapmış hastaneye gitmek adına. Ben çok beğendim. Bir gün nasip olursa bir gün orada canlı yayınımızı yapacağız. Oraya, o bölgeye bir lokasyon, taksi lokasyonu yapılabilir. Mesela ticari taksi. Adam geldi, arabası yok. Nasıl dönecek? Hasta. Nerede gidecek? Ya da gelmiş hastaneye kadar ama dönemiyor. Bir şekilde ticari taksiye binmesi lazım. Ticari taksi ihtiyacı olduğu zaman en azından oradan karşılasın. Nereden bulalım falan diye bakmaması lazım. Arnavutköy merkezde ticari taksi lokasyonu olması lazım. Hadımköy'de olması lazım. Bolu'ca'da olması lazım. Ve otelin mutlaka Arnavutköy'de otelin yapılması söz konusu. İş dünyasına bunu buradan sesleniyoruz, anlatıyoruz. Belediye ve yetkililer de özellikle söylüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda hani adımlar atması ve ya da kolaylıklar sağlaması gerekiyor. İnşallah bu bölgede bu eksiklikler giderilir. Arnavutköy daha iyi bir noktaya gelir. Bizler mutlu oluruz. Bölgemizde böyle güzel şeyler olduğunu da dile getirmiş oluruz. Adam yurt dışından gelecek ama burada otel bulamadığı için İstanbul'un herhangi bir farklı noktasına gitmek zorunda kalıyor. Diyor ki ya ben geldim ama otel yok, bir şey yok. Ne yapayım ben diyor. Nerede kalacağım diyor. Diyelim örnek vereyim. Gitti Bakırköy'de ya da Sefaköy'de ya da Beylikdüzü'nde otele gitti ama sabahleyin uçuş yapması gerekiyor. Havalimanına gelene kadar zaten zaman kaybı, problem yaşamış olacak. Onun için özellikle Arnavutköy'e bir otelin yapılması gerekiyor. Ve otoparkların yani araçlar havalimanına gidecek olan insanların yol üstünde aracını park edeceği bir nokta olması yani. Kontrollü, kameraları olması lazım. Belediyenin kontrolünde olması lazım. Güvenlikli olması lazım. Bunların özellikle belediyenin dikkate alması. Sadece Arnavutköy Belediyesi değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunu dikkate alarak çalışmalar yürütmesi gerekiyor diyoruz. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Bizi HSTV Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. HSTV YouTube sayfamızdan takip edebilirsiniz. Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ayrıca bu yayınlarımızı kendi sayfalarınızdan paylaşırsanız daha fazla kitleye ulaşma şansımız olmuş olacak. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek ve buluşmak umuduyla diyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok güzel.